Thomas İncil'in Hristiyanlar tarafından yüzyıllardır kullanılan İncil'in içerisinde yer almayan en ünlü sözde müjde kitabı olduğu görülmektedir. Ayrıca kitabın kendisi, ne söylediği ve nereden geldiği de herkesin ilgisini çekiyor gibi görünüyor. Birçok kişi bu İncil'in Hristiyanların kabul ettiği İncil'in bölümlerinden birisi olması gerektiğini ya da Hristiyanlığın erken dönemlerinde ana akım Hristiyanlık olarak bildiğimiz Hristiyanlık ile aynı fikirde olmayan bir cemaati temsil ettiğini ve yine bu kitabın kanonik müjdelerde bulduğumuz İsa'dan farklı bir İsa sunmasından dolayı Hristiyanlığın çok erken günlerinden gelme bir kitap olduğu ve Hristiyanlık inancının İsa'ya dair birçok farklı görüşün karışımı olduğuna dair bir kanıt olduğunu savunmaktadır. Bu konuya hakim olmayan birçok kişinin aksine akademisyenlerin çoğunluğu Thomas İncil'ini 1. yüzyıla atfetmez ya da ilk Hristiyan kilisesinin ortaya çıktığı zamanlara tarihlendirilebileceğine inanmaz. Böyle düşünen ancak birkaç kişi vardır. John Dominic Crossan ya da Elaine Pagels gibi. Öyleyse, Thomas İncil'i neden hiç kanonik olarak düşünülmedi? Neden çoğu araştırmacı 2. yüzyılın ortası ya da sonlarına doğru olduğunu düşünüyor? Ya da bazıları bundan daha erken olduğunu savunuyor? Bu İncil'in herhangi bir kısmı İsa'nın gerçekten söylediği şeyleri içeriyor mu? Ana akım Hristiyanlıktan ayrı düşünen farklı bir Hristiyan cemaati mi temsil ediyor? Kanonik müjdelere dahil edilmeli midir? Bu soruları yanıtlamak için Thomas İncil'in ne olduğuna, ne söylediğine ve araştırmacıların bu İncil'i tarihlendirmek için kullandıkları kanıtlara bakmamız gerekiyor. Öncelikle bu sözde İncil, kanonik müjdeler gibi öyküsel değildir. İsa'nın öğrencilerine söylediği iddia edilen alıntılar içerir. Ayrıca içinde barındırdığı teoloji, Yeni Antlaşma'daki fikirler ile büyük bir ölçüde çelişir. Thomas İncil'inde İsa, yol, gerçek ve ışık değildir. İsa sadece kendi işlerinde aydınlanmaya ulaşmaları için insanlara yol gösteren bir öğretmendir. Bu sözlü İncil'de oruç ve dua da kötü olarak görülmektedir. Ancak kanonik müjdelere baktığımızda oruç ve duanın İsa tarafından övüldüğünü görürüz. Ayrıca İsa'nın erken dönem Yahudi bir öğretmenden ziyade Yunan bir düşünür gibi davrandığı görülmektedir. Dahası Meryem'in göklerin krallığına girmeden önce erkek bir ruh olması gerektiğini iddia eden cinsiyetçi bir şekilde biter. Bu, kanonik müjdelerde kadın takipçilerini hoşgörüyle karşılayan ve hatta kadınları yaşadığı cinsiyetçi çağda devrimsel bir durum olarak nitelendirilebilecek bir biçimde ilahi bir vahiy alıp sonrasında insanlara bu vahiy iletmeleri gibi yüksek bir statüye getiren İsa resmiyle çelişmektedir. Yani Thomas İncil'i Yeni Antlaşma'da gördüğümüz teolojiyle uyuşmamaktadır ki bu yüzden çoğu akademisyen Thomas İncil'in farklı bir teolojik görüşü temsil ettiğini söyler. İkinci olarak, hakkında sahip olduğumuz içsel ve dışsal kaynaklardan dolayı Thomas İncil'in tarihlendirilmesi diğer metinlere göre daha zordur. Çünkü bu İncil'e dair elimizde çok fazla el yazması yoktur. Thomas İncil'i için elimizdeki ana kaynak, 1945'te Nakamadi koleksiyonunun bir bölümü olarak keşfedilen Koptik bir el yazmasıdır. Bu spesifik el yazması, İsa'dan sonra 340 yılına tarihlendirilmektedir. Ve ayrıca elimizde İsa'dan sonra 200 yılına tarihlendirilen ve Thomas İncil'in %20'lik bir bölümünü içeren 3 adet Yunanca el yazması bulunmaktadır. Ancak araştırmacılar, bütün halde bulunan Koptik versiyon ve Yunanca el yazmaları arasındaki önemli farklara dikkat çekmiştir. Yani elimizde olan Yeni Antlaşma el yazmalarındaki çok az ve önemsiz farklılıkların yanı sıra, Thomas İncil'in 140 yıllık bir sürede dikkate değer bir biçimde değiştiği görülmektedir. John Meyer şöyle demektedir. Thomas İncil'i birden fazla biçimde yayılıp, birden fazla redaksiyon aşamasından geçmiş olabilir. Daryl Bock ve Dan Wallace da şöyle der. Yunanca papirüsü ile Koptik biçimi arasındaki belirli farklar olduğu gerçeği çarpıcıdır. Nakhamedi koleksiyonunun yazıya geçildiği zamana kadar birçok kontrolsüz düzenlemeden geçtiği izlenimi uyandırmaktadır. Yani, metinsel kanıtlar bu İncil'in değişken ve her neslin ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde uyarlanmaya yönelik kontrolsüz bir geleneğe ait bir metin olduğunu göstermektedir. Diğer dört müjdeye ve Yeni Antlaşma'nın geri kalan kısımlarına baktığımızda bunun tam tersini görüyoruz. Bundan başka olarak Thomas İncil'in varlığından bahseden ilk yazarın bu eser hakkında sert bir şekilde konuşan Romalı Hippolytus olduğunu görüyoruz. Naseniler adı verilen bir grup tarafından nakledildiğini söyleyip, elimizdeki Thomas İncil'i el yazmasındaki kısımla değişkenlik gösteren bir satır bile alıntılar. Sonrasında Origen de bu İncil'in varlığından söz edip sapkın olduğunu söyler. Ancak bu eseri atıfta bulunan başka eserler de mevcuttur. Yani Origen ve diğer yazarların Thomas adını taşıyan başka bir eserden söz etmesi de muhtemeldir. 4. yüzyılda Kudüslü Kiril de Thomas İncil'inden bahseder ve Maniheyler adlı erken dönem sapkın bir grup tarafından yazıldığını söyler.
ve son olarak da 5. yüzyıldan bir eser Sapkın Kitaplar arasında Thomas İncil'inden bahseder. Yani görebileceğiniz üzere Thomas İncil'ine dair kanıtlar eksik ve negatiftir ve okunma şekli de farklılık göstermektedir. Dışsal kanıtlar bize Thomas İncil'in el yazmalarından ve bahsinin geçtiği kaynaklardan önce geldiğini söylemektedir. Öyleyse bu sözde İncil, eleştirmenlerin dikkatini çekecek seviyede yayılmış ve 3. yüzyıldan önce yazılmış olabilir. Bazıları 2. yüzyılda bahsi geçmediği için bu tarihten sonra yazılmış olduğunu da iddia eder ama açık konuşmak gerekirse 2. yüzyıl yazarlarının hakkında konuşması gerektiğine dair iyi bir neden bulana kadar bu sessizlikten argüman üretmek olacaktır. Araştırmacılar Thomas İncil'ini tarihlendirirken ağırlıklı olarak içsel kanıtlara dayanmalıdır. Bu, diğer müjdeleri tarihlendirmekten daha zor bir görevdir. Çünkü bu sözde İncil, İsa'ya ait olduğu iddia edilen sözlerin bir listesidir. İyi bir tarihlendirme yapabilmemize olanak sağlayan herhangi bir hikaye ya da tarihsel referans içermez. Üstelik kendine has replikleri dışında, kendi içinde çok az bir uyum içermektedir. Bir başka deyişle, başka dillere çevrilebilmesi için metnin kendisi belirgin deyimleri açısından anlaşılmalıdır. Thomas İncil'ine dair bir başka ilginç olan nokta ise yeni antlaşma metinlerinin bazılarıyla tanıdık gelmesidir. Matta, Markos, Luka, Yuhanna, Elçilerin İşleri, Romalılar, 1. ve 2. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Koloseliler, 1. Selanikliler, 1. Timoti, İbraniler, 1. Yuhanna ve Vahiy bölümünden alıntılar ya da açıklamalar mevcuttur. Bu gayet açıklayıcı. Çünkü ya yeni antlaşmadaki bütün bu bölümler Thomas İncil'ine dayanıyor ya da Thomas İncil'i bunların farkındaydı ve bunlardan faydalandı. İkinci seçeneğin olması daha muhtemeldir. Çünkü bu bölümlerin bazıları bayağı erken kaleme alınmıştı. Yani Thomas İncil'in 40'lı yıllarda yazılmış ve inanılmaz derecede popüler olması gerekirdi ki birçok yazar bu sözde İncil'den faydalanmış olsun. Sonraki dönemde bir yazarın 2. yüzyılda popüler olan bu birçok farklı eserden faydalanmış olması çok daha muhtemeldir. Ayrıca bu yeni antlaşma bölümlerinin birçoğu sonraki dönemdeki yazarlar tarafından zikredilmiştir. Ancak aynı kişiler Thomas İncil'den bahsetmezler. Yani bu, Thomas'ın bu bölümlerden sonra yazılmış olduğunu daha olası kılar. Bock ve Wallace şöyle der. Eğer Thomas İncil'i İsa'dan sonra 100 yılından 50 ya da 60 yıl öncesinde var olmuş ve hatta birçok yeni antlaşma yazarı tarafından yaygın bir şekilde kullanılıyor olsaydı, 2. yüzyıldaki yazarların bu eser hakkındaki sessizliği bayağı acayip olurdu. Ve yine, daha önce söylediğim gibi, bu Thomas İncil'in yeni antlaşmadan sonra yazıldığına bir kanıt değildir. Ancak bu sözde İncil'in yeni antlaşmadan sonra geldiğine dair ortaya konan teoriyi doğru kabul etme noktasında önemli bir meseledir. Çünkü yeni antlaşmadaki bu bölümler erken dönem yazarlar tarafından alıntılanmış ve onaylanmıştır. Ancak Thomas İncil için böyle bir durum söz konusu değildir. Richard Bauckham, Thomas İncil'in özellikle Matta ve Markos müjdesiyle kendini karşılaştırdığına işaret eder. Thomas İncil'in 13. bölümünde Simon Petrus ve Matta İsa'nın kim olduğuna dair tahminde bulunmaktadır. Petrus bir elçi ya da doğru bir melek olduğunu söyler ve Matta da Thomas konuşmadan önce bilge bir filozof olduğunu söyler. Bauckham, Thomas İncil'in Matta ve ilk dönem kilisenin Markos müjdesinin kaynağı olduğunu söylediği Petrus kullanmasının bu İncil yazılmadan önce en azından bu iki müjdenin var olduğunu kabul ettiği anlamına geldiğini savunur. Eğer müjdelerden birinin yazarı olarak atfedilmemiş olsaydı, Matta 12 havari içerisindeki en sönük kalmış kişilerden birisi olmuş olurdu. Thomas İncil'indeki cümlenin Matta müjdesinin varlığını ve bu müjdenin Matta'ya atfedilmesini varsayması gerekmektedir. Eğer bu bölümdeki Matta, Matta müjdesini temsil ediyorsa, Petrus'un Markos müjdesini temsil ettiği daha olası hale gelmektedir. Petrus'un İsa'yı doğru bir melek gibi ifade etmesi, büyük olasılıkla Petrus'un Markos 8:29'daki ikrarının kasti bir şekilde değiştirilmesidir. Çoğu dışsal kaynaklar Markos müjdesini Petrus'un vaazlarına atfettiğinden dolayı, Thomas'ın kendisini kanonik müjdelerin kaynağı olan ya da en azından 2. yüzyılda kilisenin savunduğu şekilde bu iki bilindik havariyle karşılaştırması bu fikre uyuyor. Thomas İncil'in geleneksel kanonik kitaplara bağlı olduğu fikri bu İncil'in ilk cümleleriyle de ilişkilidir. Bunlar diri İsa'nın söylediği ve Didimus Yahuda Thomas'ın yazdığı gizli sözlerdir. Bu İncil'in yazarı İsa'nın daha iyi bilinen halka açık bir hizmeti olduğunu ima ederken kendisinin kaleme aldığı şeylerin gizlenmiş sözleri olduğunu söylemektedir. Yazar, buradaki sözlerin İsa'nın herkes tarafından bilinen hizmetiyle çelişeceğini bildiği için kendi yazdığı şeyleri gizli sözler gibi bir kılıfa uydurup sunuyor gibi görünüyor.
Bu, İsa'nın daha iyi bilinen öğretileri olduğuna ve Thomas İncil'inin bunlardan ileri bir tarihte yazıldığını işaret etmektedir. Yani Thomas İncil'inin antik dünyada daha iyi bilinen ve tasdiklenmiş yeni antlaşma kitaplarından sonra yazılmış olması daha muhtemeldir. Thomas İncil'inin yazarı, İsa'nın gizli öğretileri diyerek yeni antlaşmanın teolojisine karşı çıkmaya çalışıyor ki, bu da yazarın diğer müjdelerin kendi yazdığı müjdeden önce var olduğunu işaret etmektedir. Bununla beraber, akademisyenlerin çoğunluğunun bu İncil'i 2. yüzyılın ortasından sonuna doğru tarihlendirmesinin en büyük nedenlerinden birisi, geç dönem Süryanilikle bağlantısıdır. Araştırmacı Nicholas Perrin, Thomas İncil'ini analiz edip Süryanice ve Yunanca'ya çevirdi. Bulduğu şey, orijinal Thomas İncil'inin yüksek ihtimalle Yunanca ya da Koptik dilinde değil, Süryanice yazılmış olduğuydu. Thomas İncil'inin kendine has replikleri olduğu ve bunları anlayamadığımız müddetçe bu İncil'in hiçbir anlam ifade etmediğinden bahsetmiştim. Perrin 500'den fazla Süryanca deyim tespit etti ki bu deyimlerin Yunanca ya da Koptik dilinde değil, Süryanice'de en net biçimde anlaşıldığına işaret etmektedir. Akademisyen Craig Evans diyor ki, Thomas İncil'i 2. yüzyıl Süryani geleneğiyle geniş çaplı bir uyum içerisindeyken, 70 yılından önceki Yahudi-Filistin geleneğiyle uyumsuzdur. Neredeyse bütün araştırmacılar tarafından Thomas İncil'inin birçok Süryani elemente sahip olduğu kabul edilmektedir. Mesela Thomas'a Yahuda Thomas denmesi gibi. Thomas için kullanılan bu isim, Süryani geleneğinde yaygın bir isimdi. Ya da Craig Evans'ın da belirttiği gibi, çoğu zaman Thomas İncil'in Matta'yı takip ettiği yerlerde Matta'nın Süryani çevirisini takip ediyor gibi görünmektedir. Bu özellikle ilginç çünkü Perrin Thomas hakkında bir başka şey daha fark etmişti. 2. yüzyılın ortalarında yazılmış Diatessaron adlı eserdeki sırayı takip ettiği görülmektedir. Diatessaron, Tatian adındaki bir adam tarafından dört müjdeyi birleştirip bağdaştırmak için yazılmıştı. Böylece dört müjdeyi içeren ve kronolojik bir sıraya sokmak isteyen Süryanice bir çeviri ortaya çıkmış oldu. Thomas İncil'i Diatessaron'dan kopyalarken aynı sırayı ve Süryani biçimini takip ediyor gibi görünüyor. Ki bu, 160-175 yılları arasında yazımı tamamlanan Diatessaron'dan sonra bir tarihte yazılmış olduğu anlamına gelir. Bazıları Thomas İncil'in daha erken yazılmış olması gerektiğini, çünkü bu İncil'in İsa'nın sözlerinin bulunduğu basit bir liste olduğunu ve geleneksel müjdelerin anlatılar oldukları için daha sonra geliştirilmiş olduklarını savunmaya çalışmaktadır. Ancak sözlerin bir araya toplanmış olduğu basit bir liste olması erken olduğu anlamına gelmiyor. Craig Evans, o dönemde kanonik müjde anlatımlarından sonra ortaya çıkmış başka söz koleksiyonları olduğunu belirtiyor. Ahamların kaleme aldıkları, babaların bölümü ve Sextus'un cümleleri gibi eserler de aynı dönemde yazılmış basit listelerdir. Sextus'un cümleleri özellikle ilginç çünkü 2. yüzyılda Suriye'de ortaya çıkmış ve Thomas İncil'in yazılma tarihi ve yeri ile uyuyor gibi görünüyor. The New Testament and the People of God, yani Yeni Antlaşma ve Tanrı'nın Halkı adlı eserinde N.T. Wright, Thomas İncil'in ilk kilisenin sahip olduğu Yahudi kimlikten yoksun olduğunu işaret ediyor. Geleneksel dört müjde anlatımı, İsrail'in hikayesini Greco-Roman biyografi türünde İsa'nın ölümü ve dirilişini zirve noktası olarak anlatıyorlar gibi görünüyor. Birçok derin Yahudi elementleri ve temaları içeriyorlar. Thomas İncil'i ise daha çok Yahudi bağlamını iyi bilmeyen, Yahudi olmayan kişiler için kısaltılmış ve kolaylaştırılmış gibi gözüküyor. Eğer Thomas ilk yazılmış müjde ve İsa orijinalde daha çok Yunan bir filozof gibi ise, sonraki dönemde Yahudi olmayan insanların bu hikayeye Yahudi elementleri ekleyip bu kanonik müjde anlatımlarını ortaya çıkarmış olmaları pek olası olmayan bir durumdur. İlk kilisenin yavaşça Yahudi olmayan kişilerin çoğunluğu oluşturduğu bir topluluk haline gelmeye başladığını düşünürsek, İsa orijinalde öyle değilken onu neden daha çok Yahudi gibi göstermeye çalışsınlar ki? N.T. Wright'ın da söylediği gibi, böylelikle eğer bu tartışmalı anlatıların en erken biçimi, az miktarda geriye kalan ya da yenilenen hareketlerin mücadelesi ve doğrulayıcısı olan Yahudi anlatıları ise, özellikle İsa ile ilgili haberlerin Yahudi biçimde tartışmalı ve kanıtlayıcı hikayelerin anlatıldığı bölgelerin ötesine geçtiğinde, bu hikayelerin zamanla nasıl daha Helenistik anekdotlara ya da söylemlere dönüştüğünü görmek çok da zor değildir. İddia ediyorum ki Thomas İncil'i gibi ürünlerin ortaya çıkması noktasındaki en muhtemel açıklama budur. Öyleyse Thomas İncil'in 2. yüzyılın sonlarına doğru tarihlendirmemizin ana nedenleri bunlardır. İsa'nın sözde bazı sözlerinin basit bir listesi olması erken olduğu, hele de kanonik müjde anlatılarından erken olduğu anlamına gelmemektedir. Sonraki dönem Süryani Hristiyan geleneğiyle benzerlik göstermesi, Diatessaron'u takip etmesi, İsa'yı daha çok Yunan bir filozof olarak resmetmesi ve İsa'nın gizli öğretilerini içerdiğini iddia etmesi. Bunların tümü, yeni antlaşmada gördüğümüzden çok daha ileriki bir dönemde bir geleneğe işaret etmektedir.
ayrıca kanonik İncil'e dahil edilmesi ya da gerçekten İsa'nın sözlerini içerdiğinin düşünülmesi için makul bir sebep yoktur. Kısacası, güvenilir olamayacak kadar geç bir dönemde yazılmış bir eserdir.